Gerçi bana ihtiyaç duyacağına hiç ihtimal vermiyorum. Sen her şeyi kendi başına çekip çeviriyorsun zaten. Hatta olmazı olduruyorsun. Tabloyu mu diyorsun? Kendince kibarlığın sınırlarını zorlasa da yarım ağza teşekkür etti. Bence doğru düzgün bir teşekkür hak ediyorsun. Ben onun yerine etmiş olayım. Yaptığın çok büyük bir jest. O tablo çok ses getirecek. Sonuçta bir yardım gecesi. Benim de çorbada birazcık tuzum olduysa, elimden bir şey geldiyse ne mutlu bana. Birazcık tuz mu? Senin elinden bir değil, binlerce şey geliyor. Çevrendeki herkesin hayatına ayrı ayrı dokunuyorsun sen. Umarım bir gün annem de senin kıymetini anlayacak. Erkencisin yine. Günaydın. Sana da. Bırak. Davayı bırak. Ben anlamıyorum. Bu dava bizim evliliğimizin önündeki en büyük engel. Madem önemli olan biziz, bu davanın peşini bırak. Ben bütün gece düşündüm. Dilekçeyi hazırladım. Bu işi hemen bitireceğim. Kararlısın yani, öyle mi? Kesinlikle. Uşak bu... Sana söylemiştim. Bu dilekçeyle davayı kamu davasını çeviriyorum. Sen gerçekten bütün gece bunu mu düşündün? Ha? Yani dün gece konuştuklarımızdan sadece aklına bu kaldı yani, öyle mi? Konuştuklarımızı da düşündüm. Bana haksızlık ediyorsun. Seninle evlenmeye karar veren bendim. Çünkü nefesten ayrı kalmana dayanamazdım. Annemin bu evliliğe öfkeleneceğini de biliyordum. Ama senin söylediğin gibi sırf ona inat olsun diye evlenmedim seninle. Anneme rağmen evlendim. Ayrıca hiç kimse sevgisini ispat etmek zorunda bırakılmamalı. Çünkü böyle bir şey mümkün değil. İnsanın sevgisini ya hissedersin ya da hissetmezsin.
Belki ben kendimi yanlış ifade ettim. Ama Nurşah, sen bu dava için her şeyi bir kenara ittin. Benden bu davayı bırakmamı isteyemezsin. Çünkü senin böyle bir hakkın yok. Bu davanın seninle veya nefesle hiçbir ilgisi yok. Bu benim kişisel olarak vermek zorunda olduğum, kazanmak zorunda olduğum bir savaş. Halbuki siz, sen, nefes, siz benim hayatımsınız. Bunu bir düşün. Şimdi adliyeye gidip dilekçeyi vereceğim önce. Sonra da müvekkilin bürosuna gidip yüz yüze görüşeceğim. Eğer bu savaş hayatını tehdit ediyorsa, hayatın pahasına savaşmaya devam mı edersin? Yoksa hayatım dediklerini kurtarmak için savaşmaktan vaz mı geçersin? Defter, kalemler, silgi de burada. Tamam, eksik yok. Ay, daha kaç kere bakacaksın? Sakin ol. Anlamıyorum ki. Olmamış değil mi? Ben de çok emin olamadım. En iyisi değiştireyim. Çok güzel olmuş. Bunlar da içime sinmedi aslında. Ne giysem ki? Oyalanmaya da zamanımız yok. Geç kalırız. Değiştirme. Çok güzel olmuşsun dedim ya. Evet, olmuş mu yani? Hem de mükemmel. O kursun kapısından gelen en güzel kız sen olacaksın. Evet, tamam o zaman ben hazırım. Çantamı alayım. Bir dakika. Çıkmadan sana bir şey vermek istiyorum. Bu çok güzel. Her şey rüya gibi. Rüya bitti. Uyanman lazım. Yoksa ilk günden geç kalacaksın. Doğru diyorsun, ben çantayı alayım.
mesele halloldu. Aradılar, herkes duymuş. Katılım nasıl? Rezervasyonlar doldu demek. Çok güzel. Yapamayız. Salonun bir kapasitesi var. Artık kim ararsa arasın geri çevireceğiz mecburen. Sağ ol. Neyse, şimdi kapatmam lazım. Müstakbel geliniz demiyorlar mı? Diken diken oluyorum. Yere göğe sığdıramıyorlar. Sabahtan beri telefonum hiç susmadı. Herkesin dilinde. Sosyal medyada çalkalanıyor. Anne dediğiniz gibi. Her yerde Hira, 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 sürekli Hira. Niyeti gövde gösterisi yapmaktı zaten. Oldu. Aklınca beni aciz duruma düşürecek. Sanki ben halledemiyorum. Ben de bulurdum. Aynı ayarda bir eser ben zaten bulacaktım. Orhun'la Hira dışarı çıkıyorlar. Okuduğumu anlamıyorum. Girmiyor aklıma. Baba, çok heyecanlıyım bugün. Günaydın prensesim benim. Niye heyecanlısın bakalım? Günaydın. Baba, hı, gösteriyi hatasız yapabilecek miyim sence? Korkuyorum biraz. Prenses, o nasıl soru öyle? Tabii ki de yapacaksın. Çünkü sen çok yeteneklisin. Gerçekten mi? Gerçekten. Hem sadece yetenekli değilsin ki. Çok da azimlisin. Benim kızım hiçbir zaman pes etmez. Ben senin ne kadar çalıştığını çok iyi biliyorum. Seni izleyen herkes var ya, sana hayran olacak. Anlaştık mı? Nuşa ablam nerede? Saçlarımı o yapsın istiyorum. Prensesim, bugün saçlarını ben yapacağım. Hiç kimselere bırakmam. Ama sen birazcık daha oyalanırsan, giyinmezsen geç kalacaksın. Hadi bakalım koş, üstünü değiştir, koş. Ne oldu kızım? Ceylan abla da Fatih abi gösterime gelecekler değil mi? Gelecekler tabii, gelmez olurlar mı? Okulda buluşacağız. Tamam o zaman. Hadi bakalım koş. Daha büyük bir yer beklemiyordum. Bildiğin okul burası.
Her ay Fransızca bir dergiyi Türkçe olarak hazırlıyorlar. Baksana. Çok güzel. Gel hadi. Okul kokusu bu demek ki. Yıllardır bu kokuyu içime çekmeyi hayal etmiştim. Kalbim duracak gibi. Öyle heyecanlıyım ki. Hoca gelip ders anlatmaya başlayınca nasıl olacak acaba? Deneyip görelim, ne dersin? Yine bir ilki birlikte yaşayalım mı? Ne geçiyor aklında? İlk dersini benden dinleyeceksin. Gel, otur bakalım. Dersimiz başlıyor. Sen mi anlatacaksın? Bugüne bugün ben de edebiyat alanında uzman sayılırım. İlk dersimiz teşbih sanatı ve dünya şiirleri. Çıkar bakalım kağıt kalemi. Hazır mısın? Hazırım. Can kulağıyla sizi dinliyorum hocam. Hocam, ama dersimiz edebiyat sanıyordum. Şşt, sessiz ol. Abla. Hırşan. Abla, neyin var? Fikret. Dur, dur, gel. Gel şöyle oturalım. Fikret amansız bir hastalığa yakalanmış. Ne? Ama iyi gözüküyordu. Öyleydi ama. Saklamış benden. Dün fenalaşmış. Hastaneye kaldırmışlar. Ah ya. Hastanedeki doktordan öğrendim. Ama onu göremedim. Durumu kötüleşmiş. Hemen kendini bırakma böyle. İllaki vardır bir çözümü. Doktor. Doktor bu aşamada yapacak bir şey yok dedi. Durşa. Ben ne yapacağım şimdi?
yapmayacağım. Her şey için çok geç artık. Hep benim yüzümden. İnadım yüzümden yıllarca okumadım mektubu. Yıllarca. Okusaydım belki de Fikret'le paylaşacağımız çok zamanımız olacaktı. Belki de hastalanmayacaktı. Geç kaldığımız günlerin telafisi yokmuş. Hazır mısın? Bir el ve bir kalp. Dersi kaynatmaya mı çalışıyorsun sen? Önce bundan başlayalım. İyi bir çevirmen olmak istiyorsan Fransızca kadar Türkçe'ye de, Türkçenin söz sanatlarına hakim olman gerekir. Ne görüyorsun? Bir el, biraz daha şekilsiz, acemice çizilmiş. Peki, ne işe yarar? Bir el ne işe yarar? Bir nesneyi kavramak için ya da dokunmak için. Doğru. Anatomi dersinde olsak aynen böyle açıklardım. Ama dersimiz söz sanatları. Elin ne anlam ifade ettiğini biraz farklı düşünmek lazım. Bir şair için el tutup bırakmamak demektir. Şair olan bilir. Biriyle el ele yürümek incelikli bir iştir. Sıkıca ama incitmeden tutulmalıdır o el. Ne düşünüyorsun? Sanırım tam da sizin bahsettiğiniz şeyi düşündüm hocam. Özellikle tanıdığım bir elin ne anlam ifade ettiğini tam tamına söyleyebilirim size. Hem güven verecek kadar güçlü, hem de incitmeyecek kadar nazik. Aferin. Güzel bir betimleme oldu. Bir kar tanesi gibi.
biraz ve yumuşak. O zarif eller sessizce konuşur. Sevgi ve hayal dolu. O eller zamanı durdurur. Tutar hayatın renklerini. Solmayan bir sevgiyle. Ben bu şehri bilmiyorum. Doğaçlama. Fransızcası improvizasyon. Doğru mu? Neyse. Bu başka bir dersin konusu. Şimdi sıra elin yanındaki kalbe geldi. Kalp bütün anlamları değiştiren bir mucize. Aferin sana. Daha ilk ders. Ama şimdiden en sevdiğim öğrenci olmaya başlasın. Dersimiz bitti mi hocam? Beni burada bekle. Henüz bitmedi. Ben gelene kadar sessizce çalışmaya devam et. Kenan, Fatih ile Ceylan da yok. Nereye gittiler ki? Her şey için çok geç artık. Hepsi benim yüzümden. İnadım yüzümden yıllarca okumadım mektubu. Yıllarca. Okusaydım belki de Fikret'le paylaşacağımız çok zamanımız olacaktı. Belki de hastalanmayacaktım. Geç kaldığımız günlerin telafisi yokmuş. Davayı bırakmamı isteyemezsin. Bu davanın senle veya nefesle hiçbir ilgisi yok. Bu benim kişisel olarak vermek zorunda olduğum, kazanmak zorunda olduğum bir savaş. Eğer bu savaş hayatını tehdit ediyorsa, hayatın pahasına savaşmaya devam mı edersin? Yoksa hayatım dediklerini kurtarmak için savaşmaktan vaz mı geçersin? Alo Ceylan. Efendim abla. Neredesiniz siz? Ofis boş. Kenan da yok. Unuttun mu? Nefesin gösterisi var ya bugün. Hepimiz okuldayız.
Ben nefesin gösterisini unuttum. Ulan ben böyle bir şeyi nasıl unuturum? Of, nasıl bakacağım şimdi nefesin yüzüne ya? Geldim mi civanım? Ay beklemek gibi hal oldum. Nerede kaldım? Aldım o paracıklarımızı. Ay geldim mi kapora? Neyse. Sonra anlatırsın. Bir an önce alışverişe gitmemiz lazım. Önce kaparoyla alışveriş yapalım. Sonra da ana parayla tatile çıkarız. Kürüz gemisiyle gidelim diyorum. Şöyle güzel bir seyahat yapalım. Olur değil mi? Hiçbir yere gidemeyiz sultanım. En azından şimdilik. Ay niye ayol? Adam satın alacağım dedi ya. Şimdi de kaporayı verecek. Ne oldu? Alçak herif. İlandaki fiyatın yarısını alırım dedi. Ne diyorsun lan sen dedim. Benim şalterler bir attı. Herifi oracıkta gırtlatacaktım. Aklınca ölmüş eşek fiyatını alacak. Ben de bunu yer miyim be? Satmadım onu. Ne? Satmadın mı? Hı. Yani yine çulsuz mu kaldık? Ben alışverişe gidecektim Raşit. Ay bütün hevesim benim alışveriş üzerine sonra da seyahate gidecektim. Bak Raşit, benim en acilinden alışveriş yapmam lazım, tamam mı? Yapamazsak vallahi gazabımdan kork. Bütün acımı senden çıkarırım. Ay bak ben fenalaşırım ha. Ay bak bana inmeler geliyor. Ay bana yeriyorlar. Raşit komalara giriyorum ben. Ay. Aman sultanım ağzından yeri alsın. Allah korusun ya. Bana sultanım deme. Çulsuz sultan mı olur Raşit? Ay bütün bu güzelliğim, gençliğim sefalet içinde mahvoluyor. Ay vallahi geliyor bak. Ah geliyor. Ay bana inme geliyor. Ay komaya giriyorum. Ay. Ya afetim ya. Ya üzme kendini sultanım. Daha dün bir bugün iki. Elbette satacağız orayı yani. Bu yeni ev bize hiç iyi gelmedi. Uğursuzluk var bu evde. Ay iyi saatte olsunlar. Üç harfliler. Ay ruhlar filan var burada. Ya ağzından yer alsın sultanım. Ya sen nasıl konuşuyorsun öyle? Ruhlar, üç harfliler falan. Ya. Yapma sultanım öyle şey. Yoksa dersi mi kırıyordun? Yok, kırar mıyım hiç? Tam tersi. Ders hiç bitmesin istiyorum. Aferin. Sınıfımın en başarılı, en çalışkan öğrencisi. Onun için küçük bir hediyem var. Bu nedir? Çok değerli. İlk baskı ve bildiğim kadarıyla bunlar çevrilmemiş. Nasıl buldun ki bunları? Çok kolay olmadı. Fransa'da sahaf sahaf dolaştı bir arkadaşım. Şimdi söz ver bakalım. Kurs biter bitmez. Öncelikle bu kitapları çevireceksin. Ama... Mümkün değil ki bunlar. Çok zor. Zor mu? Altından kalkamayacağım bir şey değil. Çok başarılı olacağına eminim. Tamam. Söz. Ama onun öncesinde bir şey daha istiyorum. Bana her gün... ...bu kitaplardan bir bölüm okuyacaksın.
Biliyorsun, bunları bulmak bayağı bir çaba gerektirdi. Ve benim ödülüm de bu olacak. Bu kitapların Türkçesini duyacak ilk kişi ben olmak istiyorum. Sakın bitti deme bana. Bitti. Sen Ceylan'la konuşurken zaten bitmek üzereydi. Allah'ım ya, ben bunu nasıl unuttum? Nefes'ten özür dilemem lazım benim. Nerede o? Sinemaya gittiler. Şey, Ceylan, Fatih, Nefes. Kim bilir ne kadar kırıldı. Ne kadar kızdı bana. Nefes sana kırılmadı da, kızmadı da. Çünkü ben usulünce anlattım. İşte ne kadar çok gelmek istediğini söyledim. İşlerinin çok olduğunu söyledim. Nefes de sağ olsun anlayışla karşıladı. Bu senin. Nefes sana ayırmış. Gidelim mi? Gidelim. Halise, gelen meyve sebzelerden memnun musun? Çiftlikte görevli değişti. İşi safsaklıyorsa falan. Yok yok, iyi sağ olsun. Her şeyin tazesini gönderiyor. Sadece maydanozlu dereotuydu. Bazı böyle demet yeşillikleri geçmiş oluyor. Uyarmak lazım. Öyle mi? Ben hemen ağzının payını veririm. Telefonu kaydetmiştim. Allah Allah. Gonca, bak bana. Efendim. Benim müştemilata git. Komodinin üzerinde defter var. Kırmızı olan. Al gel. Görevlinin telefonu var içinde galiba. Hadi. Tamam. Komodinin üstünde kırmızı defter. Al gel. Eksik var mı? Komodinin üstünde defter. Komodinin üstü bir. Allah Allah. Komodin dedi ama burada mı acaba? Kırmızı defter, kırmızı defter. Allah Allah. Ne olur kırılmamış ol. Ne olur kırılmamış ol. Ne olur kırılmamış ol. Bu ne ya? Afife ana. Musa haklıymış. Dayım Afife Hanım'a gerçekten aşık.
Görüşme nasıl geçti? Yani dilekçeyi vermişsindir. Görüşmeyi geçti. Ama dilekçeyi vermedim. Vermedin mi? Nuşa davadamaz mı geçtin? Neden? Yani niye vermedin dilekçeyi? Vazgeçtim. Annemi alt edebilmek için adeta hırstan gözüm dönmüş gibiydim. İçeride bir şeyler birikmiş demek ki. Ona beni yolumdan döndüremeyeceğini göstermek istedim. Ama sonra çok boş geldi. O yüzden vermedim dilekçeyi. Peki fikrini ne değiştirdi? Annemle kapışmak için silahları çekmişken fark ettim ki bana değer veren, beni karşılıksız seven insanları çok kırıyorum. Maalesef bazı şeylerin telafisi yok. Baksana nefesin gösterisini bile kaçırdım. Hırstan gözüm dönmüş yani. Açıkçası kırıp döken, yanına bile yaklaşılmayan, etrafına elektrik saçan Nedin'in gitmesine çok sevindim. Bu dingin halini çok özlemişim biliyor musun? Seni çok kırdım değil mi? Özür dilerim. Şu hayatta benim için sizden daha değerli hiçbir şey yok. Seninle anneme inat olsun diye birlikte değilim. Sen olduğun için birlikteyim. Bana inanıyorsun değil mi? Sana bu kitapları aldım. Ama aldığıma pişman etmezsin değil mi? Böyle sabahlara kadar çalışmak yok. Artık kursa da yazıldım. Her şeyi sindire sindire. Tadıyla öğreneceksin. Anlaştık mı? Böyle masum masum kafanı sallıyorsun ama gözlerindeki ışık başka şeyler söylüyor. Sen sanki yine kendini kaptıracaksın. Neden gözlerin doldu? Alındın mı? Ben seni düşündüğüm için söylüyorum bunu. Hiç çalışma demiyorum. Tabii ki çalış. Ama kendini de çok yormanı istemiyorum. O yüzden. Dur. Sen yanlış bir şey yapmadın. Ben çok mutluyum. Duygulandım işte. Beni mutlu etmek için o kadar çok çabalıyorsun ki. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
Tabloyu değiştirmek hiç kolay olmayacak. O kadar zor değil. Yerine neyi asacağımızı gayet iyi biliyoruz. Yeri boş kalmayacak. Yani biz Orhun'la son zamanlarda iş için çok fazla zaman geçirdik. Ama düşündüğünüz gibi bir durum yok. Hira'dan haz etmiyorsun. Evet. Siz de nedenini biliyorsunuz. Orhun'un yanındayken havan tavrın değişiyor. Doğru mu? Yok, hayır. Ben yanlış anlaşılmışım. Peki, madem cevabım bu, benim sana soracak başka bir şeyim yok. Çıkabilirsin. Hanım, siz bana az önce Orhun'da gönlün mü var dediniz ve ben size hayır dedim. Ama doğruyu söylemedim. Siz bir anda pat diye söyleyince ne diyeceğimi bilemedim. Evet, Orhun'a ilgi duyuyorum. Ben her şeyin farkındayım. Ben aslında belli etmemeye çalışmıştım ama başarılı olamamışım demek ki. Buna kızdınız mı? Hayır, kızmadım. Doğruyu söylemeden kapıdan çıkıp gitseydin işler farklı olurdu. Ama geri gelip itiraf ettin. Demek sana güvenebilirim. Yakınlaşmanız iş ortaklığıyla kalmasın. Orhun'la evlen. Benim buna rızam var. Oğlumu benden daha iyi kimse tanıyamaz. Eğer sözümden çıkmazsan ikimizin de arzu ettiği şey gerçekleşir. Evlenirsiniz. Benim de gurur duyduğum bir gelinim olur. Bu çatı altında yeni bir dönem başlıyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.